hanımlar, küçük beyler ve sevgili büyükler. Ekranların en renkli, en eğlenceli ve en tatlı yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşınızda bizlerin ablası, ikizlerin annesi, sizlerin çok sevdiği Barut Gay Kaman. Ekranların en komik, en eğlenceli ve en heyecanlı yarışması Çocuktan Alaberi'ne hoş geldiniz efendim. Bugün yine yepyeni bir bölümle ve yarışmacılarımla huzurlarınızdayız. Çocuklarım yerlerinde hazır, heyecanlı beni bekliyorlar. Merhaba çocuklarım. Merhaba. Ben hazırım. Çocuklarım hazır, yarışmacılarım hazır. Siz de hazırsanız Çocuktan Alaberi başlasın. Keyfin yerinde mi? Benim keyfim yerinde. Dandini dandini dastana, danalara girmiş bostana. Bravo. İşte bu! Merve bella bella, bella valla bella, la kostas fa bella. Ay, rümatizmalarım kaptı. Aklıma eskiler geliyor hep. Ah doğal kızım, ah buralar hep tutluktu. Tabii ben Mate'yi çok seviyorum. Anne, nasıl hatırlayamıyorsun sen? Benim annemin eski yorganları var. Altında kıpırdayamıyoruz bile. Annem niye beğenmedi hiç anlamadım. En önemlisi M vitamini. Tahmin edin ne de var bu vitamin? Mandalina, muz, mikrofon. Tabii ki mantıda. Sonra bitti. Bütün yarışmacıya başarılar. Tuğya da görüşürüz. Sevgili seyircilerimiz, ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda gencecik, herkeslerin çok iyi tanıdığı ve özellikle gençlerin ve çocukların çok sevdiği fenomenler var. Hoş geldin Behzatçığım. Kendini tanıtır mısın lütfen bize? Nereye bakıyorum bu arada? Bana bak. Size bakıyorum. 10 tane kamera olunca. Sen bana bak. Ben Behzat, 22 yaşındayım. Influencer'ım, sosyal medya uğraşıyorum. Yaklaşık 2 senedir bu işle uğraşıyorum. 1 milyona yakın bir takipçim var. Vay be! Hepsini seviyorsun. Tabii ki. Çok güzel dans ediyormuşsun. Evet. Sahneye de yer alır mısın lütfen? Sahne alır mısın bizim için? Tabii ki. Bravo. Bravo. 3, 2, 1. Yani böyle yapıyorsunuz. Bravo. Niye yaptığımı hiçbir fikrim yok. Yapıyorsunuz yani bu kadar. Hayır, şimdi neden biliyor musun? Ne olursa olsun insanlara neşe veren bir görüntü. Tabii. Bir kere. Yani negatif bir şey içermiyor, insanları huzursuz etmiyor. Bu da insanların dikkatini çekiyor. Hedefin ne? 10 sene sonra nerede görmek istersin kendini mesela? Yani daha çok müzikle uğraşmayı seviyorum bir yandan da aslında. Yani... Şarkı söylüyor musun? Yani 5-10 yani... milyon dinlenmiş şarkıları, 45 milyon dinlenmiş şarkıları var. 3 haftada... Çocuklar, ben ikiz bakmaktan çok geri kaldım. Beni affedin. Yoksa yaşlılığımdan değil yani. Ben de çağın insanı, bir insanım da. Çocuklardan atlıyorum. Şarkı söylemeyi mi seviyorsun yoksa bir enstrüman mı çalıyorsun? Enstrüman değil, şarkı yapmayı daha doğrusu. Ay ne güzel. Yani yazmayı da aynı şekilde. 3 hafta önce bir şarkım çıktı Merve ile beraber. 10 milyon dinlendi şu an, 10 milyon. Arkadaşlar neler oluyor burada? 10 milyon dinlendi. Aşk şarkısı mı? Evet. Gibi duygusal arabesk. Bir düet ama öyle böyle değil. Düet yani. Evet. Birbirinizle güzel mi yaptınız? Evet. Ay çok güzel. O zaman dur, seni burada bekleteceğim Behzat. Sevgili Merve'cim, seni bir tanıyabilir miyim? Merhaba, Merve ben, 21 yaşındayım. Ben de sosyal medyada ilgileniyorum. Öyle dans ediyorum. Evet, çok tatlı danslarım var. Seyrettim. Sen de dans etmeyi çok seviyorsun. Evet. Takipçilerine nasıl bir bağ kuruyorsun? Sorulara aslında, cevap veriyor musun? Evet. Merak edilenler. WhatsApp grubumuz bile var. Çok yakınız onlarla. Onların hepsini çok seviyorum. Yaklaşık 4 milyon takipçim var. Öyle. Çok altı oldum kendim. Şarkı söylemeyi sevdin mi sen de peki? Evet, benim de bir şarkım var. 46 milyon dinlendi. 46 milyon dinlenen şarkı birlikte söylediğiniz yok, şarkı. Yok, onun o benim ayrı tek şarkım. Ay, roman... Çocuklar çok biliyor hatta o şarkıyı. Biraz mırıldan bana. Merve bella bella, bella valla bella, la costas fa bella. Böyle bir ardından da rap geliyor. Böyle bir şarkı aslında. Rap'i de kendi yaptı. Evet. Çocuklarla aran nasıl? Çocuklarla aram çok iyi, çok seviyorum onları. Zaten kitlemde çoğunlukla çocuktan oluşuyor. İyi anlaşıyorum, bir enerji var yani çocuklarla aramda. Öyle diyebilirim. Bakalım çocuklarım sizler için neler düşünecek, neler söyleyecek. Ben de umarım onların seviyorlardır. Eminim seviyorlardır. Fırat'cığım, senin aslında yollarımız çok eskiden kesişmiş. Evet, evet kesişti. Fırat Soğutay, 33 yaşındayım.
fenomen olmadan önce, sosyal medyayla ilgilenmeden önce oyunculuk yapıyordum ki hala işte bu işe başladığımdan sonra da yine sinema filmlerinde falan oynamaya başladım. Sosyal medyanın ilklerinden diyebilirim işte 6 yıldır içerik üretiyorum. Sen nasıl başladın? Neydi anlatmak istediğin hikaye? Benim aslında şöyle oldu. Oynadığım bir sinema filminde senaristi beni içerik ürettikleri platforma oyuncu olarak davet etti. Ne zormuş isim söylemeden anlatmak yemin ederim. Anlatamam daha enteresan oldu şimdi. Peki. O platforma ben de konuk oyuncu olarak gittim, sunucu olarak. Sonra 6 yıl boyunca oradaydık. İşte 6 milyon bir kanalımız, 5 milyon bir kanalımızdı. Ne güzelmiş. Evet. Ya. Sonra işte 2 yıldır da bireysel kendi kanalım var. O da 1 milyon aboneye 10-15 bin kaldı. Bu programdan sonra olursa 1 milyon buradan çok sevinirim. Buradan duyuralım. Geçin anladın mı? Buradan lütfen duyuralım. Yani. Takip bekliyoruz. Edin lütfen. Fırat abi. Öyle bir tane 4 yaşında kızım var. Maşallah. Evet. Pera. Pera. Merve'nin çok büyük hayranı. Ben de onun çok büyük hayranıyım. Ben senin hayranın. Sen onun hayranın. Hanım Doğa Rutkay'ın hayranı. Anladın mı? Anladın hepimiz mı? Pastayı paylaşmışız. Evet. Hayranlık pastasını. Çocuklarla aran o zaman sanıyorum çok iyi. İyi. Sen yani ikisinden daha ileridesin tabii baba evet. olduğun için. Ya fena değil aram. Çünkü gerçekten benim de ayıp söyleyeyim zehir gibi bir kızım var. Gerçekten böyle bir aklı falan böyle bir garip değişik. Ondan sonra onun işte verdiği cevaplara doğrultusunda gündelik hayatından böyle bir yol yürütmeye çalışacağım. Ne güzel. Bakalım inşallah. Ne güzel Fırat'cığım. Çok sevindim geldiğinize. Tekrar hoş geldiniz. Hoş. Hadi bakalım çocuklar sizlere ne cevap verecek? Acaba çocuklarım sizi zorlayacak mı? Ve acaba bu dostluk bugün burada yıpranacak mı? Neler yapıyoruz bugün? Neler yapacak? Neler olacak burada? Tamam. Hazırsanız çocuklarım size bir merhaba desinler istiyorum ve Ena ile başlamak istiyorum. Enacığım hoş geldin tatlım. Kendini bir tanıt bakalım bizlere. Adım Ena Sedefçi. 4 yaşındayım. Birinci cüce, anne, baba, abi olmak istiyorum. Tatlım neler yaptın bakalım görüşmeyeli? Ben bugün aslında büyük bir ev gördüm. Sonra evin içine girdim. Merdiven de yürüdüm. Çadaya gittim. Çadığa kadar gittim. Sonra çadıda atladım. Annemle gitmiştim. Ve babamla. Ve abimle. Ve ben. Ben çadığa çıktım. Ve atladım annemle ve babam. Elini tuttum, korktum. Birazcık havuza atladım. Giyistim, kirli havuzda yüzdüm. Böyle bir rüya gördüm. Siz beğendiniz mi benim yuvarımı? Ben çok beğendim. Ben yani hasta kaldım diyebilirim. Bak, bak. Bu tatlı. Ablam ve abilerim bayılmışlar bu rüyaya ama şapkasına da bayıldık değil mi Merve? Çok güzel. Güzel. Ayrı bir hava katmış. Bambaşka çok havalı. Olmuşsun tatlım. Bayıldım doğrusu şapkana. Hepimiz çok beğendik. Şapkamı beğendirirsiniz, gördüğünüz çıkartayım artık. Görmemiz için takmış. Oh be, dünya varmış. Oh be. Rahatladım. Keyfin yerinde mi? Benim keyfim yerinde. Aha keyfim tabii ki yerinde. Seni görmüşüm. Nasıl yerinde olmaz benim keyfim? Teşekkür ederiz tatlım. Teşekkür buralarda görüşürüz. Lunacığım hoş geldin bir tanem. Hadi kendini bir tanıt, bir merhaba de. Benim ismim Luna Sitare Önal. 6 yaşındayım. Birinci oyuncu öğretmen olmak istiyorum. Tatlım benim. Acaba neler biriktirdin bize anlatacak? Heyecanla bekliyorum. Doğa abla. Sana bir sürprizim var. Ben bugün buraya ninemle geldim. Aa ninesiyle geldim. Ninem seninle tanışmayı çok istedi. Doğa ablacığım ben gideyim ninemi getireyim. Çok sevinirim ninenle tanışır. Ninesiyle gelmiş ama zahmet etmeseydin ninen. Çok merak ediyoruz, heyecanla bekliyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Ninesiyle gelmiş. Acaba doğru mu bu? Doğru mu söylüyorum? Ay. Babacığım buraya mı? Oturacağım yavrum. Evet ninecim. Ay romatizmalarım koptu. Romatizmalarım koptu. Ne olmuş romatizmasına? Romatizmaları kopmuş. Kopmuş. Neneciğim hoş geldiniz stüdyomuza. Biz de misafirlerimle beraber sizi gördük. Çok mutlu olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğa kızım. Şunu çıkarayım da rahat rahat konuşayım. Doğru diyorsun neneciğim.
Bak bak. Ben Luna'nın büyük büyük babaannesiyim. Adım da Zeliş. Hoş buldum Doğa kızım. Hoş buldum. Ailece hayranlıkla seni izliyoruz Doğa kızım. Çok da güzelsin maşallah. Çocuklarını da getir elime öpsünler bir gün. Ah Doğa kızım ah. Buralar hep tutluktu. Ben köşkümün bahçesinden dut toplardım. Ya çok haklısınız neneciğim. Eskiden daha güzelmiş her şey. Bu yaşta bu oyunculuk maşallah ya, gerçekten. Eskiden her şey çok güzelmiş neneciğim. Çok haklısınız. Ah nerede o eski bayramlar? Nerede? Ağaçlar çiçek açardı. Biz çocuklarımla... Ben çocuklarıma şeker verirdim, harçlık verirdim. Ah, oynardık birlikte bayram sabahları. Şimdi tatile gidiyorlar, ne ziyareti? Bayram sen bana gel bari Doğa kızım. Korona bitince ziyaretime bekliyorum kızım. Ay neneciğim, ikizlerimi alıp geleceğim ellerinizi öpmeye. Şu korona bir bitsin de gelmez miyim hiç? Tabii ki geleceğiz. Ay benim romatizmalarım iyice çoştu. Ben çıkayım. Gel kızım Luna gel. Ne yapacaksan sen yap. Giderken de bozmuyor istifi. Giderken de elini beline gene koy. Tabii. Bak görüyorsunuz değil mi? İşte oyunculuk böyle bir şey. Neneciğim gittin Lunacığım. Gel hadi kızım. Ninemle anlaştınız mı Doğa abla? Anlaştık değil mi evet, arkadaşlar? Tabii ki. Evet, çok sevdim. Çok sevdik. Çok beğendik, çok sevdik neneni. Teşekkür ederim Doğa abla. Turlarda görüşürüz. Hoşça kal tatlım. Benim minnoşları görüyorsun. Sizi hazırlanmışlar. Fotoğraf yani, gibi. Bir şey diyeceğim. Benden akıllılar. Ben tam diyecektim de Besat. Başta. Benden akıllılar abi. Ya benden yalan söylüyorum yani. Hepimiz yani valla. Şimdi en küçüğümüz, en miniğimiz, en tatlılarımızdan bir tanesi kurabiyemiz. Hoş geldin Aras'cığım. Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Merhaba abla, ben Erç Özeday'ım. 3 yaşındayım. Büyüyünce aşçı olacağım. Ya da pilot mu olsam acaba? Ya da şef, ya da yabancı. Ya da Berman, ya da kamera, ya da şarj aleti, ya da kamera. Arası her şey yok. Yani kamera yani ve şarj aleti olmasa mı acaba? Yani. Kamera belki de şarj aletini deneme yani. Bence de. Hoş geldin benim küçüğüm benim. Ne istersen ol ama önce mutlu ol inşallah. Bize neler anlatacaksın bugün? Görüşmeyeli neler yaptın? Ben Mati'ye geçen gün dedeye birlikte, anneanneye birlikte, İpek'e birlikte yem atıyoruz ekmek. Din çıkışına gittik biz hep beraber. Orada Mati'ye çok acıkmıştı. Biz onlara ekmek attık. Ben bir kere attım. Matı hop diye havada yakaladı. Yaşık oradaki matıya çok hoş etmişti ama. Bu sefer her gün gidişimde yanımda ekmek götüreceğim. Tabii ben matıyı çok seviyorum. Ona gak, 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 gak. Diye uçuyor yer. Hatta bizde vapur var. Onun etrafından uçuyor yer. Vapurdan geri tutuyor yer havaya. Matiye onu diye yakıyor yer. Bütün reis Matiye'ye başarıyor. Tuğya'da görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım bu nasıl bir şeker? Nozetti resmen bizi. Değil mi? Kilitlendim oradan abi. Oradan oraya geçti. Gak dedi, puk dedi, o dedi. Kilitlendik. Bartı dedi, öyle dedi. Evet. Öyle dedi. Yine bizi büyüledi gitti. Ve şimdi sırada öyle biri var ki yine son dönemlerde sizler kadar sosyal medya fenomeni kendisi. Aa. Aynı zamanda mesajlar veren küçük bir kamu spotu. Ayaklı kamu spotu. Melisa'cığım hoş geldin tatlım. Bize bir merhaba de lütfen. Benim adım Melisa. 5 yaşındayım. Büyüyünce bilim kızı olmak istiyorum. Bilim kızı olacak. Bilim kızı. Vay be. Neler yaptın görüşmeyeli tatlım? Bugün sizden Mersin'e gittiğimi anlatacağım. Bugün Mersin'e gittim. Tabii ki de Burak abimi ziyaret ettim. Bir de tabii ki de onların kızı vardı. Bir arkadaş edildim. Adı da Sultan'dı.
Tabii ki de onu çok sevmeye başladım. Çok da iyiydi. Dilek teyzem vardı. Bir de kediler vardı, biliyor muydunuz? Annem eskiden kedilerden korkardı ama kedilerden artık korkmuyor. Korkusunu yendi. Ya nasıl yendi biliyor muydunuz? Bilmiyoruz. Geçen gün anne tabii ki de onu yendirmek için kediyi tabii ki de oraya soktum. Soktuktan sonra tabii ki de annem korkmadı artık. Önce bir korktu ama sonra bir alıştı. Kedilerden korkusu geçti. Annem o gece kediyle uyumuş. Aa, çok şaşırdım. O derece. Sonra annem tabii ki de sokakta bir kedi gördüğünde hiç korkmuyor. Artık hepsini çok seviyor. Bir de yavruları da çok seviyor. Tabii ki ben de çok seviyorum. Anlatabildim değil mi? Evet, ben çok iyi anladım yani. Küçük kedileri ve büyük kedileri çok sevin, tamam mı? Çünkü onlar zararsız. Herkese bon şans. Ne diyorsunuz çocuklar? Mesajları aldık mı? Çok ben güzel bir mesaj verdin. Aldın. Evet. Kedileri bundan sonra çok seviyorum. Şu an gidip evime kedi alacağım. O derece hızlı hareket ediyorum. Ben evime kedi alacağım. En güzelini yapacaksın. Teşekkür ediyoruz Melisa'cığım. Rica ederim. Ve sırada Kamiciğim var. Hoş geldin tatlım. Bir merhaba de bize. Benim adım Kami. 5 yaşına girmeye başladım. Birazcık büyüyünce inşaatçı olacağım. Kami ben. Birazcık mı? Ben birazcık mı dedim gene? Yoo, size bir haberim var. 5 yaşına girdim artık. Aa! Alkışlayalım Kami'yi. İyi ki doğdun Kami. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Artık 5 yaşındayım. Çok mutluyum. Bugün bize neler anlatacaksın bakalım? Size bugün vitaminlerle ilgili bilgi vereceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Başlıyoruz. Notlarımızı da aldık. Hadi. O zaman başlıyoruz. Şimdi size hangi vitamin hangi meyvede olur onu anlatacağım. Malzemelerimiz: kalem, kağıt, meyveler. Söylediğim bütün bilgileri not alın. Çünkü bu bilgiler altın. A vitamini A ile başlayan meyvelerde vardır. Mesela armut, ayva. B vitamini B ile başlayan yiyeceklerde var. Mesela balık, barbunya. C vitamini, ceviz, ciğer. D vitamini de dondurmada var. Ama en önemlisi M vitamini. Tahmin edin ne de var bu vitamin? Şimdi bir dakika, ben notlarımı aldım. Dur, neydi? A vitamini armut, ayvada vardı. B vitamini balık ve barbunyada vardı. Evet. C vitamini ciğer ve ceviz de vardıysa şayet. M vitamini neden alayım? Yani M vitamini. Ne diyorsun? Muz olabilir mi? Mandalina. Ben de mandalina diyecektim. Hadi. Ama mandolin bile diyebilirim. Yani. Tabii çok iyi tanımışsın. Evet. Ben... O zaman ne diyelim? Muz diyelim, mandalina diyelim, mikrofon diyelim. Kandıralım. sayıyoruz. Mandalina, muz, mikrofon. Tabii ki mantıda. Bol bol yiyin. Çok önemli bu vitamin. Hepinize sağlıklı günler diyorum. Turlarda görüşürüz. Herkese bol çant. Sağ ol bir tanem. Evet, sırada Duru'muz var. Duru'cuğum hoş geldin. Nasılsın? Kendini tanıt bize lütfen. Merhaba da abla. Adım Duru. 4 yaşındayım. İleride uzay bilimci olmak istiyorum. Bugün bize neler anlatacaksın onu da merak etmiyor değiliz tabii. Doğa abla, biliyor musun? Annem Ela'yı uyuturken hep ninni söyleyerek uyutuyor. Bir keresinde geçen gün annem yemek yapıyordu. Sonra ben de Ela'ya ninni söyleyerek uyuttum. Ninni neydi söyleyeyim mi? Söyle tabii. Dandini dandini dastana, danalara girmiş bostana. Kobostancı danayı yemesin lahanayı. Tatlım, bu güzel ninniyi söyledikten sonra ne oldu peki? Annem Ela'yı uyutunca dedi ki bir kahve yap da içelim dedi. Ben de onun suratına baktım.
Ben de çok şaşırdım, baka kaldım. Ben nasıl kahve yapayım dedim anneme. Şaka yapıyorum kızım, şaka yapıyorum dedi. Ama bir ara öğreteyim de bana artık kahve yaparsın dedi annem. Tabii. Biliyor musunuz bizim evde düğmeli kahve makinesi var. O düğmeye basıyoruz, kahve oluyor. Sanırım onunla kahve yapabilirim. Herkese bol şans. Hoşça kal tatlım. Yaparsın tabii. Niye yapamıyorsun? Sırada Ela'cığım var. Hoş geldin Ela'cığım. Bir merhaba de bize. Merhabalar. Benim adım Ela. 4 yaşındayım. Önce hastaneci olmak istiyorum. Hastanecim benim. Neler anlatacaksın bize bugün? Anneme yardım etmeyi çok seviyorum. Sonra annem isim verdi. Sonra ben çamaşırları hepsini koydum. Abimin, babamın, benimkisinin ve annemin. Sonra beraber kurdum. Sonra annem deterjanı döktü, çalıştırdım makineyi. Sonra döndü. Sonra bir açtık. Bir şok alalım. Ay sonra annemle bir güldük. Şöyle öyle güldük çamaşırlara. Yatarak güldük kafamı. Yatarak mı? Niye yatarak güldünüz? Ayakta gülemedik çünkü. Yani ben daha çok güldüm tabii. Annem o kadar da gülmedi aslında. Çünkü bütün beyazlar kırmızı olmuş. Yapa yapa öğreneceğim. Bir dahakine ayırırım. Gerçi beyazlar da pembe oldu. O da güzel yani. Annem niye beğenmedi hiç anlamadım. Senin de başına böyle bir şey geldi mi Doğa abla? Gelmez olur mu bir tanem? Benim de çok başıma geldi. İnsan ben bu yaşımda üzülüyor. Yapıyorum. Yapıyorsun evet, değil mi? Evet, karıştırıyorum, renkler gidiyor birbirine renkler giriyor. Renkler gidiyor, bazen çekmeler evet. Falan oluyor. O yüzden çok normal Ela'cığım. Hepimiz anladık seni Ela'cığım, hiç moralini bozma. Biz de yapıyoruz aynı hataları diyorum ve ikizlerime geliyorum. Benim evde ikizler. Burada da bu kızlarım evet. Var benim işte. Hoş geldiniz kızlar, bir merhaba deyin bize. Merhaba adım Hiranur, 6 yaşındayım. Büyüyünce kuaförde çalışmak istiyorum ve balerin olmak istiyorum. Adım Zerfa Atıyorsun'da ve büyüyünce markette çıkmak istiyorum Doğa abla. Biliyorum bir tanem canım benim. Bak yarışmacılarımız da sizi çok seviyormuş biliyor musunuz? Evet, saçlarınız çok güzel. Evet ve merak ediyorlarmış bugün bize ne anlatacaksınız diye. Annem kendi küçüklüğündeyken patates baskısı yapıyormuş. Bize de öğretmek istedi. Biz tam kağıtları aldık. Boyaları aldık, patatesleri aldık. Sonra anne ne dedi biliyor musunuz? Kızlar ben nasıl yaptığımı hatırlayamıyorum. Biz de sonra çok güldük böyle. Sonra ben anneme dedim ki anne nasıl hatırlayamıyorsun sen? Sonra internet açtık, nasıl yapıldığına baktık. Nasıl yapıldı? Ben de hatırlamadım annem gibi. O kadar kolaymış ki nasıl hatırlamadığına yine güldük. bunu kağıda değil de kumaşa bassak olur mu dedik. Patatese şekil vermeden boyayalım üstüne. Ütümüzü alalım sonra da ütünü yapalım böyle çok güzel olur. Biz bunu annemin tişörtüne yapmaya çalıştık. Annem böyle... Kızlar yapmayın diye koştu biz de çok güldük. Sonra da görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi meslektaşınız geliyor, hazır mısınız siz? Evet. Hazırız. Emir mi? Emir'cim fazla söze gerek yok. Merhaba bir anlat kendini. Benim adım Emre Esenfi'den 5 yazındayım. Birinci YouTube zirresi ve futbolcu olmak istiyorum. Evet benim YouTuber'cı minnoşkam. Bak burada hazır 3 tane bu işin ustası var. Fenomenler var. Bugün bize ne anlatacaksın? Bir söyle. Bir kere biz gidiyorduk arabamızla. Gidiyorduk. Babam sürüyordu. Sonra gaza basıyordu. Gitmiyor araba gitmiyor. Sonra babam arabadan indi. Bir baktı motor bozulmuş ya. Motor bozulmuş. Ben diyor, sonra baba dur dedim ki, ne oldu baba dedi. Babam dedi ki, oğlum araba bozulmuş. Şimdi tamirciye 8'yi sarar, araba tamirciye gidecek dedi. Sonra gitti tamirciye. Bekledik yarın oldu. Sonra yarın olduktan sonra arabamız sarışmaya başladı. Ama... Sonra bir baktık bizim arabamız değilmiş ki. Yansı arabayı vermişler. Sonra geri verdik. Ve
evimize döndük. Sonra bitti. Evet, hikaye bana tanıdık geldi zaten. Hikaye gerçekse daha komik, değilse çok çok daha komik. Tanıdık niye geldi? Aynısı bana da oldu. Yani bir benzeri. Başka araba mı geldi? Yok, ben arabayı şaşırmadım da araba bozuldu. Hepimizin başına gelebilecek bir şey herhalde. Vallahi niye kendi üstüme alındım hiç? Niye üstüne alındım? Benzettin herhalde. Sana da olabilir yani bu arada. Yani benzettin evet, herhalde. Evet. Evet Emirciğim, çok geçmiş olsun diyoruz sana tabii yani ne olursa evet, olsun evet. Bir araba bozulmuş sonuçta. Teşekkür ederim. Herkese bol şans. Teşekkürler. Hoşça kal bir tanem. İşte dostlar, çocuklarımızı tanıdınız. Artık kafanızda siz iyice zehir gibi oturdu. Gerçekten. Hepsi zehir gibi gerçekten. Çok dikkat edin. Başlıyoruz birinci tura. Tamamdır. Başlayalım. Tamam mıdır? Evet. Güldük, eğlendik. Şimdi birazcık da yarışalım. Aynen, inşallah Behzat elenir. İnşallah. İnşallah. Abi, i̇şte benim temennim o. Ben kazansan sıkıntı evet. Yok. Behzat elenir. Evet. Şahitsiniz. Ama Behzat az evvel dedin ki benim kazanma ihtimalim ben elen. Zaten kendi söyledim. Evet kendi söyledim. Ben de inat ettim. Ben şu anda hırs yaptım. Bak ben inat ettim şu an abi. Efendim biz stüdyoda iddiaya gire duralım. Sizler de ekran karşısında hazır olun. Birinci turla başlıyoruz. Az sonra. Ena sence sen komik biri misin? Daha önce de söylemiştim. Bana komik demeyin. Duygusal insanlar nasıl olur peki sence? Duygusal. Duygusal bir bağlantı vardır. Uzun boylu, zayıf ve sarı saçlı olur. Ben doğduğumda herkes mutlu, tamammış. Anlatıp duyarlar. Bu işte bir duygusal bir şey, anladınız mı? Kıstırmayın beni. Efendim ilk turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Öncelikle çoğunluk çocuğumuz acaba ne cevap verdi? Bunu tahmin etmeye çalışmalarını istiyorum. Doğru tahmin sizlere 10 puan kazandıracak ilk etapta. Sonra her biriniz toplamda ikişer çocuğumuzu seçeceksiniz. Çoğunluktaki çocuklarımızı bulmaya çalışacaksınız, tamam mı? Büyükler mi daha duygusaldır yoksa çocuklar mı diye sorduk. Sen de duygu çoğunluk çocuklar ne demiştir Behzatçım söyle. Büyükler demiştir. Merve'cim? Çocuklar demişlerdi. Fırat'cım? Behzat'ın gitmesi için çocuklar diyorum ben de. Çocuklar diyorsun ve tamam puan abi. Alamıyorsun tamam çünkü abi. Sadece Behzat puan alıyor. Ciddi misiniz? Ya hadi. Ben büyükler diyecektim hani evet, acaba evet, gider mi diye. Bakın gerçekten. Çok şaşırtmacalı sorular ve cevaplar geliyor. O yüzden çok şaşırabilirsiniz. Sen doğru cevap verdin. Çocuklarımız, yani, çoğunluk çocuklarımız büyükler daha duygusal olur demiş. Allah yani Allah. Duygudan anlamayan bir adam puan ben. Gerçekten. Gerçekten. Ben. Bir isim rica ediyorum Behzatçı. Kami. Çok netti, emin bir şekilde başladı. Hadi soralım. Kami, burnunun direği sızlamak ne demek? Burnunun direği sızlamak. Onu bilmiyorum ama ben burnumdan nefes alamayınca burnumu temizliyorum ıslak mendille. Çok teşekkür ederiz. Gene alakasız bir cevap verdiğin için sağ ol bebeğim. Duygusal insanlar nasıl olur peki sence? Duygusal. Duygusal. Çok düşündü benim bir tanem ya. Uzun boylu, zayıf ve sarı saçlı olur. Aha sen uzun boylu, zayıf, beyaz, sarı saçlı sen. Ben işte. Bak şimdi kafamızı karıştıracak bir soru daha soracağım. Annen duygusal film izlerken mi daha çok ağlar yoksa soğan doğrarken mi? Aslında soğan doğrarken ağlamaz, sadece gözleri yanar. Mesela soğanı kesince bıçakla gözleri yanmaya başlıyor. Yani. Çok mantıklı. Evet. Çok bu sefer bir şaşırdım. Sefer gerçekten durun. Güzel. Çaktırmayın durun. Sonbahar duygusal bir mevsim midir Kami? Sonbahar. Sonbahar. Ha yapraklar döküldüğün bahar mı? Ha ağaçların yaprakları sararıyor ve yapraklar dökülüyor. Bu çok duygusal bir şey. Evet. Bu çok duygusal bir şey. Evet ağaçtan yaprak düşmesi. Soruyu soruyorum. Hazır mısın Behzat? Ben biliyorum. Ben net eminim yani büyükler dedi. Hadi eminim bakalım. Ya. Büyükler mi daha duygusaldır yoksa ya. Çocuklar mı? Şuna prim yaptırma. Kami bak sen ilk gördüğümde... Kami lütfen. Sensin dedi. Anladın mı? Hadi Kami. Büyükler çünkü onlar ya çok ya abi biliyorum çünkü yani biliyorum ya. Bravo. Açlar mısınız? Behzat'a 20 puan geldi çok arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok. Vallahi başladığından beri çok iyi gidiyor, şaşırtıcı. Merve'cim... Biz şaşırdık vallahi, biz de şaşırdık. Sus ya. Sorma. Merve'cim kim gelsin? Ben Luna'yı seçiyorum. Ah be.
Hadi soralım, yufka yürekli ne demektir tatlım? Yufka yürekli, böyle yapmalık bir insan demek. Yapmalık mı? Çünkü yufka sert bir şey. Yufka yürekli de yürek kalp demek aynı zamanda. Şöyle, yufka kalp, yufka yürekli bence şu demek, yufka gibi sert ve böyle penguen gibi yürüyen kişi demek. Duygusal insanlar her şeye ağlar mı Luna? Bazen ağlarlar. Ben duygusal değilim. Aa, değil misin tatlım? Biraz beni. Eyvallah. Ben şu an cevabı öğrendim. Film izlerken annen mi daha çok duygulanıyor yoksa baban mı? Annemle ben duygulanırız. Baba gülüyor. Annemle ben birbirimize seviyoruz. Sorumu soruyorum. Büyükler mi daha duygusaldır Lunacığım yoksa çocuklar mı? Çocuklar. Çünkü çocuklar daha duygusal. Saçma sapan tavırlar. Luna'dan o kadar umutluydum ki beni böyle ortada. Diyorum ben size ilk şaşırtıyorlar olarak. Diyorum. Söyle Fırat, bir isim ver hadi bize. Ben ikizler demek istiyorum. İkizler... Zoru seçerim diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Kızlar iki gözü iki çeşme sizce ne demektir? Yani benim iki gözüm var ya, bir de kenarda iki tane çeşme var. İşte iki gözüm iki çeşme bu demektir. Çok güzel açıkladın bir tanem. İnsanlar büyüdükçe daha mı az ağlıyor? Evet, büyükler daha az ağlar çünkü ben babamı ağlarken hiç görmedim. Adam yatak odasında tek başına ağlıyor. Annemi ben görmüştüm bir kez. Çok 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 çok. Son keserken çok son kesiyor. Çok sayıyor. Evet, böyle soğanı kestik. Soğanı kestikçe gözleri yaşarıyor. Yani büyüklerin ağlaması için soğan kesmesi lazım. Gözyaşı nasıl oluşuyor biliyor musunuz kızlar? Çok su içiyoruz ya biz. İttesi çok ağlamak geliyor. Suyu çok içersen gözün solun çok. Hadi soralım, büyükler mi daha duygusaldır yoksa çocuklar mı? Büyükler daha duygusaldır. Sen daha büyümedin, nereden biliyorsun? Bana da söylesene. Biliyorum işte. Sır bu. İşte bu. 20 puanın gelsin. 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 30 puan mıyım ben? Bak şimdi çok önemli. Bilmen lazım ki böyle arada fark atarak gideceksin. Tamam. Ya da bilemeyeceksin, bilmiyorum. Bugün verirsen 5 saat biz de yarışırız en azından. Cevap verirsen iyi olur. Aras. Aras eminim ki büyükler demiştir. Haydi soralım Aras'a. Aras olabilir abi. Aras yani. Aras'cığım, mutluluktan öyle havalara uçabilir miyiz sence? Çok mutlu olunca kanatı yamış mı çıkıyor, enerji mi çekeyim? Mutluluktan uçamayız. Uçamayız. Çok mutlu olunca ağlar mıyız? Ben doğduğumda herkes mutluluktan ağlamış. Ana tuttuğu yer. Herhalde. Seni gördükleri için çok sevinmişlerdir. Ondan insan mutluluktan ağlar böyle. Çok da haklılar. Yağmurlu havalar, yağmur yağdığında, hava kapalı olduğunda bizi mutsuz eder mi sence? Bu yağmur yağmaya da mutluyum. Ama parka gidemiyoruz. O benim bir yer mutsuz ediyor. Ama camdan parka izleriz, camdan. Yağmur yeri. Benim bir tane parka gidemiyormuş. Soruyorum. Evet. Abi. Soruyorum. Ben eminim, cevaptan eminim ya. Hadi emin Allah'ım misin? Ne eminim olur ya. Şu paket olsun. Büyükler mi daha duygusaldır, çocuklar mı Aras'cığım? Çocuklar daha duygusaldır. Ben her şeyi ağlayayım. Bak beni hayal kırıklığına uğratıyorsun ya. Maalesef I love you. Aras'ı daha çok seviyorum. Onun çikanaklarını yerim seni. Puan alalım. Sen niye seviniyorsun? Erkek arkadaşın yeniliyor. Oğlum işte yenilsin. Ben anlamadım. Sen düşmanın mısın, dostun musun? Yarışmacıyız kanka. Yani yarışmacı. Buradan çıktıktan sonra okey. Tamam, Rize'yi bölüşüyorsak ben seninle ortak olurum. Yok. Tatile gideceğiz. Tatile. Hadi Merve'cim söyle bakalım. Puan alamadı Behzat'cığım. Ne yapalım? Hadi yine bilemem. Melisa diyorum. Hadi Melisa'ya soralım. Duygusal olmak sence nedir Melisa? Duygusal olmak mı? Evet. Duygusal olmak, duygusal olmak demek, ne biliyor musunuz? O bir ağlamayla bir karışımdır. Peki soğan doğramak sence duygusal bir şey midir? Evet, bak
soğan doğramak tabii ki de gözlerimize gelir ve bizim gözlerimize girer ve tabii ki de soğanlar içimizin geldikten sonra yanar gözlerimiz. Bu işte bir duygusal bir şey, anladınız mı? Anladınız mı? Anladım. Okeyiz, anladık. Tamamız. Şimdi Melisa deyince aklımıza ne geliyor? Bağlantı geliyor. Herkesin bağlantısından bahsediyor. Bunu çok seviyor. Şunu sorayım. Birbirlerine güzel sözler söyleyen insanların arasında nasıl bir bağlantı vardır diye sorsam? Tabii ki de güzel laflar söylersen tabii ki de onlarla büyük bir bağlantı kurarsın. İşte bu bir... Bu anlaşılır. Biliyor muydunuz? Duygusal bir bağlantı vardır. Soruyorum. Ben bittim. Büyükler mi daha duygusaldır yoksa çocuklar mı Melisa'cığım? Büyükler daha duygusaldır. Melisa seni bravo! Ben Melisa'yı seçecektim. Ben yanlışlıkla araç dedim ya. Ver Merve'ye 1.20 puan gelsin önce. Bana gönderseniz. Bravo. Bir sayılır işte. Teşekkür evet. ederim. Kim gelsin Fırat? Ena. Hadi Ena mı diyelim? Evet. Ena dedin. Ormanların kralı aslan da sence bazen ağlıyor mudur? O çok güçlü bile hiç ağlamaz. Ama belki ayağına diken batar, üzülüp ağlar. Seni en çok güldüren şeyler nelerdir? Çok merak ediyoruz doğrusu. Beni en çok gıdıklamak güldürür. Ve herkes olduğu gibi. Binde. Sıkıştırmak. Babam, annem, Görkem. Böyle yapıyorlar sonra hop 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 yiyor ve sıkıştırıyorlar. Çok tatlı yapıyorlar. Ena sence sen komik biri misin? Ben komik değilim. Ben komik olmayı hiç sevmem. Daha önce de söylemiştim. Bana komik demeyin. Sinirlendi. Atarlandı. Anladınız mı arkadaşlar? Komik demiş. Falan değil. Ben soruyu sormaya çekiniyorum. Sen sor soruyu bakalım hadi. Büyükler mi duygusaldır? Çocuklar mı duygusaldır Enacığım? Büyükler. Bravo. İşte bu! İşte bu! Yani yanacıklarından saçlarını vallahi öpüyorum. Sen var ya Merve, sen. Bella bella. Merve bella bella. Gelsin bir 20 puan Fırat'a. Vallahi bravo Fırat'cığım. 40 puandasın, bir anda öne geçer. Beni mi geçtin sen? Ne sandın? Evet. Ne sandın? Evet. Öyle sevinsen ancak. Aynen. Sen sevinsin. Yani resmen Merve'ye güle güle dediniz burada. Evet. Merve'cim geldiği için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Seni tanımak ederim. Çok güzeldi. Evet. Sen neler hissettin, neler söylemek istersin seyircilerimize? Çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Çocukları tanıdığım için de çok mutlu oldum. Hepsi çok tatlı. İnşallah kendileri gibi güzel bir gelecekleri olur. İnşallah bir tanem. Efendim biz ikinci tura gidiyoruz büyük bir heyecanla. Sevgili Fırat'la ve Behzat'la bakalım neler yaşayacağız. Bekliyoruz. Elektriği sence kim bulmuştur bir tanem? Elektriği karanlıktan korkan bey bulmuştur. Yok artık. Öyle bir şey yok tabii. Olur tabii. Niye olmasın? Kontrol kalemi sence ne demek Aras'cığım? Yazı kalemci kontrol mi bir kalem acaba? Elektrikçi ne iş yapar? Her sorunu halleder. Yengeçler var ya yengeçler. Böyle yan yan yürür yengeçler. Neden? Çünkü sol ayakları ve diğer ayakları vardır. Tatlı Merveciğimi uğurladıktan sonra kaldık biz üçümüz baş başa. Merve gitti ama ben buradayım abi. Sen de gidersin be kardeşim. Yalnız göreceğiz abi gidersin. Kim gidecek, kim kalacak. Evet, heyecan dorukta. İkinci turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzde görmüş olduğunuz butonlara basacaksınız. Ekranda beliren çocuğumuz acaba ne cevap verdi bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Her doğru tahmin sizlere 30 puan kazandıracak. Bu turda her yarışmacım toplamda 3 defa önündeki butona basacak. En yüksek puan alan yarışmacımsa benimle final oynayacak. Diğerine güle güle diyeceğiz. Ya direkt beni söyleseniz daha iyi yani. Behzat'cığım başarılar diliyorum. Çok kardeşim. Teşekkür ederim. İşte bu. Ben de diliyorum. Hadi dileyim. Evet. İşte bu. Dileysen de bir şey değişmeyecek. Şimdi çocuklarımıza şu soruyu sorduk. Elektrikli battaniye olur mu dedik. Acaba minnoşlarımız ne cevap verdi? Basalım butona. Elektrikli battaniye olur mu? Evet. Behzat böyle battaniye olur mu? Evet. Bas bakalım Behzat'cığım kim geliyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Aras. Ya Aras beni az önce yaktı. Aras'a sorduk. İnşallah. Elektrikli battaniye olur mu? Olur mu demiştir, olmaz mı demiştir? Olur demiştir ya Aras. Çünkü hadi soralım. Biraz... Değil mi? Hayalperest. Hadi soralım. Elektriği sence kim bulmuştur bir tanem? Elektriği karanlıktan korkan bey bulmuştur. Elektrik onun evinde ışık kayı olmuştur.
Kontrol kalemi sence ne demek Aras'cığım? Kontrol kalemi ne diye bilmiyorum. Yazı koyunca kontrol da mı koyayım acaba? Nasıl olabilir ki? Nasıl kontrol edeceğiz? Yanlış acaba düzeltiyor mu? Düzeltiyor gibi bir şey. Yani elektrik olup olmadığını kontrol ediyor bir tanem. Battaniye nedir biliyor musun? Battaniyede bir ölçü daha var. Uyurken üstümüzü yorganla birlikte örteyiz. Üstümüzü örtmezse hastalıyoruz. Soruyorum. Sorun. Elektrikli elektrikli battaniye olur mu Aras? Bu şeyi nereden biliyorsunuz? Elektrikli battaniye olmaz. Yapma ya. Olmaz tabii olur paşa. Olur ya. Oluyor mu bu arada gerçekten? Oluyor var abicim. Var tabii olmaz. Olmaz olur mu? Elektrikli battaniye. Az çarpılmadık çocuk. Evet değil mi? Hepimiz zevimizin tabii. Başı. Benim evet. Vardı yani elektrikli bizim battaniye. De demek senin yokmuş elektrikli battaniye. Benim hiç olmadı ki. Neyse Vesat'cığım üzerinde çok durmayalım. Puan aynen Vesat. Belli ki. Tamam, bas bakalım Fırat'cığım butonuna kim gelecek? Luna geldi. Şimdi Luna... Söyle Fırat. Ters köşe yapabilir. Evet. Onun için bence elektrikli battaniye vardır demiştir. Elektrik kesilince neleri kullanamayız? Televizyon, tablet, elektrikle çalışan şeyleri kullanamayız. Tamam. Top patlasa uyanmaz derler böyle. Ne demek isterler sence? Top patlasa uyanmaz. Bence şu demek. Zaten adı üstünde top patlasa uyanmaz. Demek ki bir insan uyuyor ama çok derin uyuyor. Topu pum diye patlatsak bile insan hala uyuyor. Gece uyurken üstünü açar mısın? Arada sırada açıyorum. Ama hiç fark etmiyorum. Battaniyeyi yazın da kullanabilir miyiz? Battaniye yazın kullanılmaz. Ne diyorsun daha abla? Ne diyorum ben Allah aşkına? Tabii ki de kullanılmaz. Sıcaktan... Üf, ne olur bilemezsin. Ateşin çıkar. Hastaneye gidersin. Orada kalırsın bir gece. Sonra dönersin. Çok uzun. Fırat. Kesin senin kızın 4 yaşında. Evet. Ona bu soruyu sorsak ne cevap verirdi? Pera var derdi. Sizin tecrübeniz var mı? Yok. Ama pera var derdi yani. Nereden biliyor? He? Nereden biliyor? Bilmiyor ki. Sallardı yani. Kesin var derdi yani. Peki hadi bakalım soralım. Var diye. Elektrikli battaniye olur mu Luna? Yapma. Olur diyecektim. Olmaz. Olur diyecektim dedi. Olmaz. Ama... Olmaz. Bütün battaniyeleri... Terziler dikerler. Yani olur diyecektim deyip. Fırat abi tam bir Rize. Onun için bir yarısını verebiliriz aslında puanım. Rize uygun mudur? Yarısını aldım. Tam öyle diyecek kendimi. Olmadı. Besat'cığım hadi bakalım basalım butonumuza. Kami gel artık hadi adamım. Kami mi istiyoruz canım? Kami. Ama Ena, zor bir küçük cadıcığım geldi. Enacığım geldi. Hmm. Ne cevap vermiştir? Hmm. Var demiştir. Olur demiştir. Olur demiştir. Hadi soralım. Uykuya dalmak için deniz gözlüğü takar mıyız? Hayır. Uyurken neye gözlük takayım? Denizde mi uyuruz sanki? Yani hayret bir şey. Sen sıcağı mı daha çok seviyorsun yoksa soğuğu mu? Kışın kar yağarsa soğuğu severim. Yazın sıcakta denizi çok güzel. Yüzerim, bol yüzerim. Şöyle yüzerim. Ayaklarımı bol... Böyle çırpalım ve herkesi su göler. Sonra testi anne denizi göler. Ayağıma batar bir ağlarım. İnşallah batmaz bebeğim. Neden batsın durduk yere. Uyurken üzerimize ne örteriz Ena? Ne örteriz? Hırka örteriz. Ne örteceğiz? Peki babacığın böyle televizyonun karşısında yorulup uyuyakaldığında üzerine bir şey örter misin? Örterim. Benim havlumu örterim ama abim onu çıkarıyor ve ben de alıyorum. Sonra peçete örtüyorum. Hiç içmiyor. Babana peçete mi örtüyorsun benim bir tanem? Hadi artık soralım. Esat abin çok merak ediyor. Yok ne daha yine kurtardım. Elektrikli battaniye olur mu diye soruyor sana. Olur hadi. Ha? Olur tabii, niye olmasın? Bravo. Olur tabii ki. Kıstırmayın beni. Olur tabii ki. Takın fişi patlarları. Bravo! Bravo Ena. Esat iyi gidiyorsun. Gelsin bakalım şöyle bir 30 puancık.
Geldi mi? Geldi yerinde mi? Ay çok geldi da yakıştı. Mutlu musun? Burada kaç? 60 mı yazıyor? Orada 40 mı yazıyor? Evet. 30 puan alırsan. Ama 30 puan oluyor. Alırsa hadi Fırat. Ben şu ana bakıyorum. Hadi bas butona, kim geliyor? Haydi. Haydi. Diyorum, bas diyor. Ya. Kami sana geldi, bakar mısın? Ya. Olmaz demiştir ya Kami. Hadi soralım. Ben de cevabımı söyleyebilir miyim? Sen de söyle. Ne kadar tanımla alakalı. Kami kesinlikle olur demiştir. Hadi bakalım. Fırat olmaz diyorsun. Olmaz dedi. Behzat olur derdim dedi. Soralım. Elektrikçi ne iş yapar? Elektrikçi. Her sorunu halleder. Halleder. Mesela elektrikler kesildiği zaman hemen o eve gelir ve hemen elektrikleri tamir eder. Ve her şeyi elektrikler geri gelir. Bu da inşaatın bir parçası. Ya inşaatı Kami'ye soracaksın. Evdeki tamir işlerini anne mi yapıyor, baba mı yapıyor? Babam. Çünkü o tamir aletleri var ve benim bir itfaiye arabam var böyle merdivenli. Evet. Sepeti de var önünde. Sonra böyle yukarı çıkıyor. Yani okulda da öyle olmuştu. Babam tamir etti. Yani ben evdeki kürdandan bir tane daha getirdim. O uzun, yepyeni, kırılmamış. İşte onu itfaiye arabamın ucuna taktık. Ben nereye gittim yine? Aklıma eskiler geliyor hep. Ya evet ya, sen nereye gittin gene benim kurban olduğum bunun çocuğu? Yine aldın bizi, götürdün nerelere? Evet. En son nerede? Kürdan'a. Başka neredeydin? Ben kürdandan sonra gittim. Ben de kürdana kadar iyiydim. Kürdandan evet. Sonra daha o da fark etti zaten. Hadi bir tanem gel, konuyu değiştirelim. Çorapla uyuyabilir misin? Gece oldu, çorapla uyuyabilir misin mesela? Böyle bir soru. Tabii ki yatarken biz çoraplarımızı çıkarmalıyız hava alsın diye. Çorapla uyunur mu hiç? Ben öyle bir şey görmedim. Hadi sana bir soru soracakmış bak Fırat abin, merak etmiş. Diyor ki elektrikli battaniye olur mu diyor. Elektrikli battaniye mi? Yok artık. Öyle bir şey yok tabii. Yok tabii. Bravo. Yok tabii. Bravo. Yok tabii Kami. Öyle şey mi olur? Bravo. Evet Fırat'cığım, yüzünde bir mutluluk ifadesi. Var tabii. Ha? Var. Mutlusun, keyiflisin. Korku da var ama ya. Aşırı böyle bir korku da var şimdi yani. Şimdi öyle bir şey ki bir kere daha oynayacağız. Evet. Bakalım şimdi Behzat bilirse, sen bilemezsin. Bakışlarındaki hainliği seziyor musun? Net. Hadi. Bas ben bakalım. Bas bakalım mutluna. Duru geldi. Duru. Duru gözünü seveyim Rize hani. Ne diyorsun? Haklısın vallahi, sıkıntı. Ben hep olur dedim. Evet. Buna da olur diyorum. Hadi soralım. Elektrik düğmesi ne işe yarar Duru? Elektrik düğmesi mi? Sen bunu bilirsin ama artık. Elektrik düğmesinin ne olduğunu bilmiyorum ki ben Doğa abla. Çok şaşırttın beni Duru. Mutlaka bilirsin. Biraz düşünsen mi acaba, elektrik düğmesi diyorum. Buldum. Sanırım şöyle bir şey olabilir. Elektrik düğmesi bence lamba demek olabilir. Yani bir şekilde olabilir tabii, neden olmasın. Elektriğimizi boşa harcamamak için neler yapmalıyız benim güzel kızım? Telefonu kapat, televizyonu kapatmalıyız. Çıktığımız odanın ışığını kapatmamız lazım Doğa abla. Haklısın tatlım. Uyurken mi üşürüz yoksa otururken mi üşürüz Duru? Uyurken. Uyurken. Çünkü ben uyuyorken böyle bayacaklarımı uzatıyorum ya. Evet. Ayaklarım herhalde, çorap yok ya ayağımda. Herhalde dışarı çıkıyor, o yüzden herhalde ayaklarım üşüyor. Onun için uyuyorken daha çok üşüyorum. Sen biliyorsundur, elektrikli battaniye olur mu? Olur. Niye olmasın ki, uyuyorken bizi sıcacık tutar. Alkış. Olur tabii ki abi. Olur. Bravo. Bravo Durucuğum var ya, seni çok öpüyorum. Gerçekten beni şu an o kadar mutlu ettin ki. Bir yandan beni de o kadar mutlu ettin ki Duru. Vallahi yani Duru. Özellikle yani şu Fırat abinin şu suratını gördüm ya. Yani kaç oldu ama burası? Ama bir şey söyleyeceğim. Biraz erken ha. Bak 30 puanın gelsin bir şöyle. Gelsin. Gelsin. Yani şimdi Fırat bilirse ne olacak 90, ya? 90-70.
Efendim ekranlarınızın ayarıyla oynamayın. Heyecanlı bir noktadayız şu anda. Eğer Fırat butona basıp da çocuğumuzun ne dediğini tahmin eder ise bir anda Behzat'ı elemiş olacak. Yok eğer bilemezse kendisi güle güle gidecek. Ay hiç gülmem yani onu söyleyeyim yani. Yalandan hadi. Gülerim yani. Hadi bakalım. Sonra. Olmaz demiştir yani. Hadi soralım artık. Çarşaf nedir biliyor musun Melisa? Çarşaf mı? Çarşaf bir şeyler örtülmek gibi bir şeydir. Onu saklamak için kullanabiliriz ya da uyku için kullanabiliriz. Yani bir cevabında diyorum ki olur demiştir kesin. Bir cevabında diyorum ki... Evet ya yani algılarla oynuyor resmen ya. Elektrikle çalışan oyuncak olur mu Melisa'cığım? Evet çuk çuk trenler mesela bir tane robot. Bir de bir ördek, oyuncak ördek. Bunlar elektrikle çalışabilir. Tamam. Biraz korkmaya başladık. Soruyu sorular artık çok heyecanlandım. Kışın yatağımız soğuk mu olur? Soğuk olur. Çünkü donar derseyse. Ama iyi ki camlar var. Öyle kapatabiliyoruz. Öyle donamıyoruz. O camlar donmamızı engelliyor. Bir de üstümüze bir sürü yorgan örtebiliriz. Benim annemin eski yorganları var. Bir de kapkalın. Altında kıpırdayamıyoruz bile. Anlatabildim mi? Sen de biliyor musun bu yorganları? Evet o yorganları biliyorum. Bayağı bu biliyor yani eskileri. Niye abi ben olur dedim. Abi ya. Hadi sen sor dayanamayacak yüreğim abi. Sor. Eğdirmen var mı yok mudur? Var mı? Elektrikli merak ediyoruz. Battaniye, güzel gözlüm. Var mıdır, yok mudur? Vardır. Söyler misin? Vardır. Elektrikli mi? Hayır olmaz. Yes be! Yes be! Olmaz dedi! Olmaz dedi! Olmaz dedi ben saat yokum diyor. Elektrikli battaniye koşmamızı sağlar. Koşturuyor bizi. Gizli gizli. Koşturabilir ya da süründürebilir. İşte o kadar basit. Çünkü enerji verir bize. O yüzden olmaz. Ekranları... Çok saçma. Çok duyduğum saçma. En saçma şey. Bak azarlar demiştin ve azarladın dedin. Evet. Değil mi? Demiştim yani demişse de şey demiştir yani hani olur mu öyle şey falan. Demiştir dedin vallahi. Ve azarını da çekti. Şimdi ben yorgandan sonra olur diyecek kesin dedi. Ama ben nerede hani kat kat battaniye örtüyor evet, ya. Evet evet. Çünkü zaten elektrikli olsa ona gerek kalmayacak. Kat kat örtüyor ısınmak için. Aramızda biri var. Oh, bak kalbim. İster misin yakışıklı? Güzel saçlarımla ama beraber ama Behzat da şimdi çok güzel yarıştı. Şey değil mi? Behzat'ı hiç beklemedim. Şu program olduğundan ama beri. Ama benim hakkım değil. Böyle bir dans görülmemişti. Gel 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 ya. Ne yapalım gidiyorsun Behzat'cığım. Neler söyleyeceksin? Paylaş bizimle. Puan önce özür dilerim tabii. Biz Behzat'la konuşurken tabii. Puanını unuttum Fırat'cığım. 30 puanın gelsin. Ah ben canım benim. Nereye göndereyim? Behzat'cığım seni uğurluyoruz. Neler hissediyorsun? Paylaş bizimle. Nasıl geçti vaktin? Çok güzel geçti. Mutluyum. Başarılar diliyorum sana. Bir sonraki turda güzel yarıştın abi. Vallahi asıl sen güzel yarıştın yani. Merve'yi ben finali beklerken seninle ikimizin finalde kalması mucize. Evet. Senin yani şu puanı alman var ya yani aşırı mucize bence. Ya bir dakika senin bu puanı alman normal, benim bunu alman mı mucize oldu? Evet kanka. Ben hiçbir şey demiyorum. Ekran başında izleyenlere bırakıyorum bunu. Bence kesinlikle benim hakkımdı. Tamam. Yorumlara yazsınlar mı? Ha, yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar yorumlara yorumlara yazın. Kim hakkı diyorum. Kazandı? Efendim biz sevgili Fırat'la finale gidiyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili Fırat, hoşça kal Behzat dedi, bay bay Merve dedi, herkesi eledi ve geldi. Vallahi güle güle dedim ya. Vallahi dedin. Şimdi sevgili eşin ve sevgili kızın da seyredecekler bizi. Tabii. Ve artık finalde babamız kazandı ve bizi tatile götürdü demelerini istiyorum. Ben de çok istiyorum ya. Bu vallahi ben hakkın. De çok istiyorum. Tamam. Hakkım. Hadi bana 5 tane minnoşumun ismini söyle. 5 çocuğumuzun ismini senden aldıktan sonra hepsine ayrı ayrı sorular sorduk. Bu cevapları isteyeceğiz onlardan. Sen de cevapları tahmin etmeye çalışacaksın. Sonunda artık puanlar çocuklarımız tarafından sana verilecek. O yüzden ilişkini sıcak tutmaya devam et. Ödül için 500 puana ihtiyacın var. 100 puandasın. 400 puan almamız lazım. Tamam. İsimleri sen bana hızlı hızlı söyle. Luna. Tamam.
Aras'la Ena arasında gidip geliyorum. Ena. 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 Ela. Ela. Melisa da gelsin. Allah, ekibi kurdu gene. Emir. Bir tane daha isim ver bana. Kami mi, Aras mı? Kami. Haydi Kami de gelsin. Kamisiz olmaz dedin. Ve çok şahane bir beşli kurdun. Diğer bütün çocukların hepsi şahane ama bu beşli de yine kafamızı karıştıracak diye düşünüyorum. Tabii. Melisa ile başlıyorum. Okeydir. Sinir küpü nedir Melisa dedik. Bilmiş midir, bilememiş midir? Şimdi kendisi bir sinir küpü potansiyeli var. Bence onun ne olduğunu bilse... Evet. Bu tavır da olur mu? Evet. Bence sinir küpünü bilememiştir. Hadi soralım. Seni en çok ama en çok sinirlendiren şey nedir? Mesela abimin bir tane oyuncağımı koparması gibi. Ben de ona kızabiliyorum. Böyle. Ben de abime bir tane abimin bir şey bir tane kitabını kesebilirim. Ama makasla tabii. Ama çocuk makası. Ha, çocuk makası, tamam. Şakacı makas. Kitaplara asla zarar veremeyiz minnoşum. Onlar bizim her şeyimizdir. Sen şakacı makasla yaparım dedin herhalde. Sana bir soru soracağım. Sinir küpü ne demek, hiç duydun mu daha önce? Sinir küpü mü? Sinirlenmek ve küp. Çünkü tabii ki de akıl küp. Zekâ küpü demek. Akıllı ve sinirli demek. Senin yüzünü güldüremedim Elisacığım, evet. Ama moralimizi bozmadım. Ama yine aklımı karıştırmayı başardı. Senin 4 yaşındaki minnoş Kampera ne cevap verirdi? Bilirdi. Çok merak ediyorum şu kızını. Evet. Vallahi getir bir gün buraya. Tabii ki. Ela'ya sorduk. Yan çizmek ne demek dedik. Bilememiştir. Resim çizmek için hangi malzemelere ihtiyacımız vardır tatlım? Fırça, boya ve kalem. Kalem de işe yarar. Yengeçler var ya yengeçler. Böyle yan yan yürür yengeçler. Bir böyle giderler, bir böyle giderler. Neden? Çünkü sol ayakları ve diğer ayakları vardır. O yüzden sağ sol yürüyorlar. Böyle. Yan çizmek ne demektir o zaman tatlım sence? Kare demek. Çünkü yan çizersek kare olur. Öbür sola çizersek de B olur. Alkış sevgili Fırat'a. Doğru tahmin. Bilemedi. Doğru tahmin. Ela'cığımdan puan alacaksın. Çünkü bu bölüm deyimler olduğu için bazen deyimleri çocuklar bilmiyor, evet, olabiliyor. Onu unutmamak lazım. Tam üstüne basmak nedir diye sorduk Ena'ya. Hmm. Sen biliyor musun tam üstüne basmak? Tam üstüne bastınız bilmiyorum. Ena da deyimi bilememiş olabilir ya. Ben bilememiştim diyorum yani. Hadi soralım. Çocuklar çamura basmayı neden çok seviyor? Benim ikizler de. Nerede çamur oradalar. Neden seviyor bu çocuklar çamura basmayı sence? Çünkü daha çok basarsa yüzleri çıplarsa ya annelerini çok kızar, banyo yaptırmak zorunda olur. Çok eğlenceli çamura basmak. Ben çok severim. Evet, bizim ikizler de çok seviyor. Ne mont kaldı, ne ayakkabı kaldı. Evet. Tabii bayılıyorlar. Ne yapalım, biz de yıkıyoruz. Tam üstüne basmak ne demektir diye soruyorum şu an sana. Ben babamın üstüne çıkıyorum omuzlardan. Tam üstüne basıyorum. Aferin, çok iyi yapıyorsun. Asla doğru cevap bu değil. Tebrikler Fırat. Aferin, böyle. Doğru tahmin. Ena'dan da puan alacağız. Sırada Luna'mız var. Kulağına küpe olmak nedir diye sorduk. Kulağına küpe olmak. Kulağına küpe olsun. Luna. Yani bence gerçekçi olarak yine algılayabilir Luna da. Ben buna da... Bilememiştir. Bilememiştir diyorum. Hadi soralım. Annelerin çok küpesi var mıdır? Annemin çok küpesi yok. 90 tane falan var. Saymış. Kulağına küpe olmak ne demektir? Kulağına küpe olmak... Diyelim ki bir insanı çok seviyorsun ama aşırı çok. Ve kız da çok güzel. Ay, kulağında küpe oldum denir. Çok tatlısın ya. Kesinlikle böyle bir şey denmez. Denmez. Çok güzel Luna. O kadar güzel anlattın ki. Bravo.
Bravo Fırat'cığım, yine doğru tahmin. Luna'dan da puan alacaksın ve son olarak o bitti demeden bitmez. Bitmez. Yani sırada Kami var. Karınca kararınca diye sorduk. Karınca kararınca bilememiştir Kami de. Sence karıncadan daha küçük bir hayvan var mıdır Kami'cim? Hayvan. Hani böyle uçan gibi mi? Hı. Sinek! Ama o daha da büyük. Yine de küçükmüş. Sineklerden bir sürü böcek vardır. Tabii helikopter böceğini de unutmamak lazım. Tabii onu mutlaka bir yere sokuşturmak lazım. Sen çabuk karar veren biri misin Kami? Verebilirim tabii ki. Düşünüyorum, sonra da aklıma bir fikir geliyor. Buldum diye bağırıyorum, biliyorsunuz. Evet, hep burada da yapıyorsun onu. Çok seviyorum ben onu. Hadi soralım, karınca kararınca deriz bizler, biz yaşlılar. Ne demek biliyor musun? Buldum. Mesela karıncalar hani böyle kahverengi oluyor ya, işte bu da kararınca demek. İşte bu Kami. Kömür gibi aynı. Yani karıncaların kararmasıdır. Yani güneşin altında bütün yaz yemek taşıyorlar ya, kararıyorlar. Şahanesin çocuğum, bravo Fırat'cığım. Kral, eyvallah. Fırat'cığım, Kami'den de puan alıyorsun. Bence biz bu 100 puanın üzerine bir 400 puan koyar tatile gideriz diyorum. Ne Vallahi dersin? Vallahi mi? Evet. Ay ne güzel de olur. Hadi Ela'dan başla, puanları iste Fırat'cığım ya. Yollasın minnoşlar sana güzel puanlar. Ela'cığım, canım, güzelim, bir tanem. Bana şöyle gönlünden güzel bir puan verir misin? Canım benim. 100 puan! 100 puan! Çok güzel. 200 puandayız. Devam edelim Fırat. Kimden isteyeyim şimdi? Hangisinden istersen. Ena, tatlım, canım, sarı saçlım. Senden de şöyle güzel bir puan rica etsem. Abisini bir tanesi. He? Ne geliyor bana? Gelir mi böyle güzel bir puanın? 250 puan! Oo! 450 puandasın Fırat'cığım. Kaç daha Luna var, Kami var. 500 puan yeterli. Bizden şuradan bir 50 çıkar bence ya. Hadi. Sen, hadi. Luna. Nineciğim. Nine. Güzelim. Ver bana veya şöyle güzel bir şey. He? Tombiş yanaklarından yerim seni. Güzel puanını bekliyorum Luna. 250 puan. Bravo. Behzat olsaydı ne yapardı? Şunu yapardı değil mi? Şöyle. Yapamıyoruz da Allah kahretmesin. Şöyle bir şey yapardı herhalde. Evet. 700 puandasın Fırat'cığım. Zaten çocuktan haberinden hediyeni kazandın ama biz gene de Kami'mizi bir kerecik daha görelim. Hadi iste puanını. Kami, bilgi adam, canım benim. Güzel kardeşim, Kami Başkan. Senden güzel bir puan bekliyorum. O duruşuna, o bilgeliğine yakışır bir şekilde. Gel. Hadi kardeşim benim. Benden sana 500 puan. İşte bu. İşte bu. Fırat'cığım 1200 puanla çok tatlı bir tatil seni bekliyor. Teşekkür Umarım ederim. Bizleri hatırlarsın. Tatil güzel geçer. Bile. Neler hissettin bugün? Anlat bize. Ya bayağı bir heyecanlıydım ve korkuyordum da ama çok eğlendik. Merve ile, Behzat'la, sizinle. Bayağı eğlendim bugün ya. Çok ne güzel. Eğlendim. Eve benden selam söyle. O güzel evladına söyle, sarıl onu kocaman öp. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Efendim biz birlikte çok eğlendik. Çocuklarımız da gördüğünüz üzere harika bir iş çıkardı. Umarım sizler de bizim burada yaşadığımız bu heyecanlı günü yaşamışsınızdır. Benimle ve çocuklarımla yarışmak istiyorsanız www.showtv.com.tr'ye başvurabilir. Bizimle beraber burada olabilirsiniz. Hoşçakalın çocuklarım. Hoşçakalın. Yepyeni bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.